Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut 86 yaşında hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hemen detayları alalım. Arda Erdoğan telefon hattımızda. Arda. Yasin Erçağlayan, Yıldırım Akbulut sadece eski başbakan değildi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği de yapıyordu aynı zamanda. Bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayata gözlerini yumdu Yıldırım Akbulut. İlk taziye mesajı ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'dan geldi. Hasan Doğan sosyal medyadan yaptığı açıklamasını eski başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut Bey vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabrı cemil lütfetsin ifadelerini kullandı Hasan Doğan. Aynı zamanda önümüzdeki dakikalarda tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Onu hatırlatalım. Önümüzdeki dakikalarda Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar Akbulut'un vefat nedenine ilişkin, gördüğü tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulunacak. Biz de ondan gelecek bu açıklamayı takip ediyor olacağız. Yıldırım Akbulut kimdi? Kısaca onu da hatırlayalım. 15 Kasım 1935'te Erzincan'da dünyaya gelmişti. Avukattı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmişti Yıldırım Akbulut. Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini yürütmüştü. 1989 ile 1991 yılları arasındaydı bu görevi. Yine aynı zamanda 87-89 arası ve 99-2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmişti Yıldırım Akbulut. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi demiştik kendisi için. Kurulun kuruluş amacı esasında devlet kademesinde önemli yerlerde görev yapmış insanların bilgi ve birikimlerinden faydalanmak amaçlı bir danışma kuruluydu bu kurul. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplantılar gerçekleştiriyordu ancak son birkaç toplantısında Yıldırım Akbulut'un o toplantıda olmadığını görüyorduk paylaşılan fotoğraflardan ve bugüne geldiğimizde Yıldırım Akbulut 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altındaydı. Önümüzdeki dakikalarda tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi'nin rektörü Necdet Ünüvar tarafından hem tedavi sürecine ilişkin detaylar paylaşılacak hem de Akbulut'un vefat nedeni açık bir şekilde kamuoyuna duyurulmuş olacak. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ilk taziye mesajını paylaştı Akbulut Bey için. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabrı cemil lütfetsin ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan. Yıldırım Akbulut'u bir kez daha hatırlayalım. Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini yürütmüştü. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevlerini de yürütmüştü. İşte siyasi hayatı boyunca yürüttüğü bu görevler vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilmişti. Kurulun toplantılarına da katılıyordu Yıldırım Akbulut ancak son birkaç toplantıda verilen fotoğraflardan anladığımız üzere Yıldırım Akbulut o toplantılarda yer almıyordu. Son cümleyi alabilir miyiz Arda? Çünkü Ankara Üniversitesi'nde hayatını kaybetti Yıldırım Akbulut. Arda çünkü neden girdim araya? Hastaneden bir açıklama var. Hemen oraya dönelim. Ama maalesef kaderin tecellisi bugün saat 14'te Sayın Başbakanımız Yıldırım Akbulut Beyefendi'yi kaybettik. Türkiye büyük bir devlet adamını, bizler de uzun yıllardır takip ettiğimiz bir hastamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sağ olun.